Klas Sportif ekranlarından hepinize selamlar. Ankara Gücü konuşacağız. Ligin bitmesine 2 hafta kaldı. Ankara Gücü ligde kalacak mı yoksa düşecek mi? Bu artık çok zor bir konu. Ankaralı gazeteci dostlarımla bunu konuşacağız. İlk konu Hürriyet Gazetesi'nin Ankara Spor Müdürü Özgür Şahiner. Merhaba Özgür abi. Merhaba Bülent, yayınlar. Sağ olasın abicim. Şimdi iyice kritikleşti. Hele bu hafta pazartesi günü saat 6'da oynanan maçlar da bir şekil değişti. Saat 9'da oynanan maçlar da bambaşka bir şekle geldi. Beklenmeyen sonuçları oldu. Ankara Gücü umudunu koruyor. Matematiksel olarak zaten devam ettiği sürece umutları bitmemesi lazım ama zor bir iki maçı var. Bir tanesi Antalya Spor'la, biri Denizli ile. Nasıl görüyorsun? Ankara Gücü ligde kalacak mı yoksa yine o üzücü günleri tekrar yaşayacak mı sence? Öncelikle tabii ki umuyoruz ki ligde kalmayı başarırlar ama zor açıkçası, kabul etmek gerekiyor. Çünkü iş sadece Ankara Gücü'nün maçlarını kazanmasıyla bitmiyor. Rakiplerinin de bu arada maçlarında Ankara işine yarayan umutları almaları. Bu açıdan sizin elinizde değilse fazla bir şey yok demektir. Sadece Ankara Gücü adına futbolcuları, teknik kadrosu şu anda iki maçı kazanmaya odaklanmış durumda. İki maçı kazanabilir mi? Diğer takımlara baktığımızda belki de son iki haftada kazanabilecek takımlarla oynayan Ankara Gücü. Çünkü rakiplerine baktığımızda Antalya Spor gerçi çıkışta olan bir takım ama çok fazla bir iddiası yok. Denizli Spor eğer son maça kalmazsa onların da bunu biraz kritik. O maç açısından kazanç istiyor. Diğer rakiplerin, alt gruptaki rakiplerin maçları açıkçası biraz daha zorlu gibi ama puan tablosuna baktığımızda işi daha zor olan takım Ankara Gücü. En altta 29 puana sahip. İki maçını kazandığında 35 oluyor. Bir maç kazandığı zaman 35'e ulaşma şansı var. 35'i geçme şansı var Konya Spor'un. Evet. O açıdan zor bir süreç gerçekten. Ama Ankara Gücü Galatasaray maçındaki motivasyonu, oyun anlayışını, o direncini bu iki maçta gösterirse ki göstereceğine ben inanıyorum. İki maçı da kazanacaktır ama yeter mi, yetmez mi? Onu zaman gösterecek, maçlar gösterecek ve şöyle baktığımızda da aslında en zorlu maçlar Kayseri Spor'un gibi değil. Evet. İki tane şampiyonla, bir takımla biri içeride, biri dışarıda maçı var. Onların işi gerçekten zor. Rize-Malatya maçı berabere bitse ikisi de 30 puan yapacak. Ama ikisi de son maçını kazanırsa doğal olarak Ankara Gücü'nü geçmiş olacak. Ankara Gücü iki maçı kazansa da 35'in üstüne çıkacak. O açıdan hani birisi kazansa, birisi kaybetse, 32'de kalsa, diğeri alıp başını gitse diye düşünsek. Yani çok böyle olasılıklar yoğun yaşanacağı ama öncelik tabii ki Ankara Gücü için Antalya Spor maçını kazanmak. Galatasaray maçından önce oynadığı iç saha maçlarındaki performansını biliyoruz. Pek başarılı değildi açıkçası. Galatasaray maçı bir dönüş oldu, bir hayata tutuş oldu. Onu devam ettireceklerini ben düşünüyorum. O anlayışla sağda olacaklarını düşünüyorum. Diğer maçların sonucunu beklemek de teknik adam için, oyuncu için çok zordur. Çünkü şöyle bir şey olsa, ya biz iki maçı da kazandık, kazanırsak bu ligde kalıyoruz. O yüzden rakiplerimizin maçında çıkacak sonuç çok önemli değil. Rahatlı olsa üzerinizde, o zaman çıkarsınız, kazandık ya da kazanamadık, sonuçlarına katlanırız dersiniz ama kazansanız bile yetmeyecek olması oyuncuyu da, teknik kadroyu da, yönetimi de açıkçası biraz endişelendirir maç öncesinde. Tabi bekleyip göreceğiz. Maçlar Türkiye Ligi'nde son bölüme girdiği zaman ekstra puan kazanmaya başlıyor alt tarafı takımlar. Sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Zaten bu sürpriz sonuçlar çıktığı için şu anda bir son iki haftaya girdiğimizde inanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir beklenti içindeyiz. Bu devam eder mi? Bence eder. Son haftanın son maçına kadar her şey belli olmayabilir. Liglerin bitmesine 2 hafta kaldı. Ankara Gücü'nü konuşuyoruz. Ankara Gücü'nü en iyi bilen isimlerden bir tanesi Meriç abim hattımızda. Merhaba Meriç abi. Merhaba. İyi yayınlar. Abi yıllardır Ankara Gücü, özellikle seni çok sıkı takip ettiğin
Hürriyet gazetesinde yazdığın dönemlerde de hep bir ligde kalma konusunda bir mücadelesi olurdu ama bu sezonki bambaşka. 2 hafta kaldı ve 2 maçında kazanmak zorunda olan bir Ankara Gücü var. O da yetmiyor. Bir de rakiplerini de kaybetmesi lazım. Aynen evet. Bu iki aynen. Haftayı sen nasıl görüyorsun Ali abi? Vallahi Ankara Gücü kendisi için gelen şansları büyük ölçüde elinin tersiyle etti şu ana kadar. Aslında bu iş çoktan biter, Ankara Gücü ligde kalır. Gelecek sezonun planlı programını yaparak bir takım şeylerin hazırlıklarına başlardı ama ne yazık ki özellikle yanlış teknik direktör seçimleri. Yani bence en büyük sorun o Ankara Gücü'ndeki bugün gelinen noktada. Transferlerin geçen sezonki kadar tutmaması ve faydasının olmaması Ankara Gücü'nün bugün geldiği noktadaki birincil etkenler. Mutlaka diğer etkenler de var. Yani yönetimde yapılan hatalar, yanlış teknik direktör seçimleri bence en önemli yönetim hatası zaten. Her ne kadar iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışsa da Fatih'in arkadaşları buralarda çok ciddi bir amatörce hata yaptılar. Keşke o seçimleri doğru yaptılardı. Çünkü bir takım geçmişteki bir takım olaylara, işte Mustafa Reşit Akçay'ın bir dönem Akhisar, bir dönem Osmanlı Spor'da yaptığı iyi işlere takıldılar ama onlar çok uzun vadeli işlerdi. Kurtarıcı hoca olarak hiç benim hatırladığım görev yapmadı Mustafa Reşit Akçay. Ondan öncesinde Mustafa Kaplan seçiminin de çok doğru olduğu denenemezdi. O da hatalı olduğu çıktı ortaya. Hoş geçense de bunun tersine ilişkin çok ciddi bir gösterge vardı. Ancak bir şeyi tam yapacaksın. Ondan sonra eşeğini sağlam kazığa bağlayıp Allah'a emanet edeceksin. İşte burada bir sağlam kazığa gevşek bağlama durumu söz konusu oldu ve bugün gelinen noktaya geldik. Şimdi herkesin elinde kalem, kağıt, şu şunu yansı, şu şununla berabere kalsa, işte biz ikisini de kazansak vesaire gibi ne yazık ki hesaplar yapılıyor. Bugünün hesabı diğer elde. Yani ben aşağı yukarı gazeteci olarak 82 desem, 80 desem 40 sene, 37-38 sene aralıksız neredeyse. Bir Trabzon aralığı var. Trabzon döneminde arada bir, haftada bir iki giderdim antrenmanla. Onun dışında ciddi takip eden Özgür'dü. Hep Ankara Gücü'nün ne olacak bu Ankara Gücü'nün halleri, kadının ne olacak bu Ankara Gücü takımının hali sorusu 500.128 kere falan ya da 650.168 kere falan sorulmuştur bana. Klasik bir sorudur. Ama bu sefer sorulan sorunun cevabı inşallahlarla, maşallahlarla verilebilecek bir durumda. Çünkü dediğin gibi sadece Ankara Gücü'nün 2 maçı kazanması yetmiyor. Rakiplerinin de kaybetmesi gerekiyor. İşte böyle olasılıklara kalmış durumda. Yani bir 2 Ersun Yanal dönemi, bir Zeynel Soyer dönemi, bir Gündüz Tekin Olay dönemi, rahmetli Gündüz Ergun dönemi. O dönemde böyle 4., 5. olurken, 6. olurken hiç sorun yoktu. Rahat rahat seyrediyordu takımı. Onun dışında hep işte 9., 12., 13. Olan bir takımın sevenleri olarak, taraftarları olarak, gönül verenleri olarak hep birbirimize bu soruyu sorduk. Ne olacak bu Ankara Gücü'nün hali? Meriç abi, o 2011-2012 sezonunda küme düşüyorken Ankara Gücü biraz ensemizde evet. Karanlıktı. Ne olacağına dair derin korkularımız vardı. Düşse oradan da duramaz, oradan da duramaz. Ankara Gücü çok kötü günler bekliyor diyor düşünüyorduk ki tahmin ettiğimiz evet. De oldu. İkincilikte kalmayı başardı ilk önce, ardından şampiyon olup çıkmayı tekrar başardı. Bu sefer ensenin o kadar karartabileceğim tablo var mı sence abi? Valla o günlere göre çok daha iyi pozisyondayız. Hoş borcumuz da o günlere göre anormal. Fazla. O günlerde 100 milyon bir para konuşuluyordu. 450 milyon gibi bir para konuşuluyor. Elbette bunun 3,5 katı falan denilen evet. Sanır. Ama küçülen futbol ekonomisinde birazcık daha akıllı, birazcık daha ölçülü, birazcık daha öz kaynağa yönelik, öz kaynakların daha doğru ve iyi kullanıldığı, kendi evlatlarına daha çok şans verildiği,
çevredeki yetenekli gençlerin toplanarak bu insanlara şans tanınıp iyi bir takım kurulmaya çalışıldığı bir düzene geçeceğiz. Artık öyle bol keseden şuna 1 milyon dolar, şuna 500 bin dolar. Ankara Gücü açısından söylüyorum. Diğerleri 3-5 milyon, 10 milyon dolar, evet. 20 milyon dolar paralar verdiler. Ya da 10-12-13 milyon dolar paralar verdiler, oyuncular aldılar. Ankara Gücü hiçbir zaman böyle bir savurganlığı olmadı. Ama kendine göre çok büyük savurganlıklar yaptı. Ama bundan sonra da bence öyle bir şey yapma hakkı ve şansı yok. Yönetici kim olursa olsun, cebinde ne kadar parası olursa olsun, Ankara Kulübü doğruyu bulmak, kendi gençlerine, öz kaynaklarına, kendi kentine, kendi yakın çevresine araştırıp bulacağı yetenekli, gelecek vadeden futbolcuların organizasyonuna muhtaç. Bir nevi 80'li yıllardaki, 70'li yılların sonundaki ve 80'li yıllardaki Trabzonspor, günümüzde birazcık daha modern bir şekilde bu işi yapmaya çalışan Altın Ordu'nun sistemine dönüp birçok kulüp gibi Ankara Gücü de bunu geliştirmek ve böyle yaşamak zorunda. Yoksa zaten iflas ettik. Kulübün kapısına, birçok kulübümüzün kapısına, sadece Ankara Gücü'nün kilidi asacaklar ve futbolumuz ne yazık ki 3-5 proje takımının oynadığı keyifli tartışılan bir hale gelir. Şimdi yöneticileri mutlaka B planlarında yapması gereken zamanları yaşıyoruz. Çünkü ligler bitecek. Hemen hızlı bir şekilde transfer dönemi başlayacak. Takımlar kampa girecekler ve gelecek sezonun ligler başlayacak. Evet. Bu çok hızlı bir şekilde evet. gelişecek. Şimdiden Ankara Gücü yönetiminin bir taraftan kalırsak senaryosunu mutlaka üzerine çalışılacak ama kalmazsak şu futbolcularla yolumuza devam edeceğiz. Transfer yasağını açarsak şunları almaya niyetliyiz. Hocamız şu olacak diye çok hızlı bir şekilde refleks göstermesi lazım ki düştüğü gibi hemen hızlıca çıkabilsin. Çünkü kaldığın evet. zaman biraz da oraya alışan bir takım olmaya başlıyorsun. Birincilik takımı olmaya başlıyorsun. Ondan sonra çıkmak biraz da zor oluyor. Düştüysen hemen geri evet. çıkabilmek lazım. Yani bu Bursa'yı da mesela aynı tehlike bekliyor. Çıkamazsa bu seneki direncini Bursa gelecek sezon biraz daha zor yaşar diye düşünüyorum. Ankara yönetimine de çağrımız bir taraftan böyle olsun. Yani şimdi eldeki kaynağı, eldeki kadroyu birazcık daha geliştirip değiştirerek kullanıp seneye düştüğün gibi çıkma şansın var. Evet. İyi bir yönetim, iyi bir teknik yönetim. İşte taraftarın desteği ki inşallah seneye artık bu illetten kurtulup insanların tribünde maç seyretme keyfini yaşayacağı günler göreceğiz. Bu organizasyonla takımın da iyi motive edilmesi, primleri, paraların ödenmesi vesaire gibi bir takım şeylerle bunu başarmak mümkün. Ama seçimleri çok iyi yapmak lazım. Yani birincilikten öte hem birincilikte oynayacak, o lige renk katacak, takıma güç ve direnç katacak, hem de ondan sonraki sene de Süper Lig'de en azından ana kadroya katkıda bulunacak bir takım isimlerin tutulması şart. Yani şimdi kaptanını döven adamın yürüyüş sırasında kaptanını döven adamın Ankara Gücü Kulübü'nün içinde yeri falan yok bence. Evet. Yani misal sen abi bu hafta oynatır mıydın Rodriguez'i? Ben o kavganın hemen sonrasında bir dinlerdim kavganın nasıl olduğunu. Etraftakilerden ve iki taraftan dinlerdim. Eğer gerçekten durduk yerde kardeşim biz manyak mıyız, sıcakta yürüyeceğiz, yürümüyorum ben falan, sen kimsin de bana emrediyorsun falan diyorsa çantasını hazırlardım. O gece ilk uçakla arkadaşı ülkesine postalardım. Hiç öyle bir bakayım da işte bana faydası olur mu da bir gol atar mı da bilmem ne de falan filan yok kardeşim. Ankara Gücü Kulübü iyi yöneticilik böyle durumlarda hiçbir şekilde gereksiz hoşgörüyü, şımarlıkta tavizi kaldırmayacak bir iştir. Ben yöneticilik de yaptım, teknik adamlık da yaptım, basketbolda yaptım bunları. Bu konulara hiç tavizim olmadı. Hiç hatırlamıyorum böyle bir taviz verdiğimde. En iyi oyuncum olsa hiç fark etmezdi benim. Bu konuda cezalandırmayı yapardım. Ama kadro dışı, ama takımdan kovma, gönderme, ama bir daha oynatmamak üzere bir kenarda çürütme.
Ki dediğin gibi olmuş yani abi, burada... senin anlattığın gibi olmuş olay. Herkes öyle doğruluyor ki futbolcu da arkadaşları da Rodriguez'le pek araları iyi değilmiş anladığım kadarıyla. Pek severi olmayan bir futbolcu konumuna sokmuş kendisini. Şimdi Bülent, sevilirsin, sevilmezsin. Senden hoşlanırlar, hoşlanmazlar. Yani bu insani ilişkiler açısından belki hani ruh açısından çok şey olmayabilir ama kendi kaptanına bir itirazın ardından saldırıp boğazını sıkacak, yumruklayacak, üstüne zarar verecek şekilde bir saldırı yapacak, bunu gerçekleştirecek adamı bu kulüpte tutmanın anlamı yok. Yani bir de bunlar olurken diğer arkadaşları acaba ne yapıyordu? Ben de onu çok merak ettim. Yani neyse konuşmayayım ya. Benim kaptanıma biri böyle bir şey yapsa tahmin ediyorum onun ona yaptığından daha fazlasını ben ona yaşatırdım. Ama konuştuğum tabii, futbolcuların büyük kısmı da benzerini söylüyorlar. Ne, keşke biz de girseydik diye. Ya girilir ya, bu işin raconu budur ve böyle bir hedef size anlayacağı dilden cevap verilir. Şimdi hani böyle bir büyük olarak böyle şeyleri konuşup da insanları hani bir şeye teşvik edermiş ya da yanlış anlaşılmasın yönlendirilmiş gibi olmak istemiyorum ama yani bu işin bizim çocukluğumuzdaki, bizim gençliğimizdeki raconu buydu. Ama raconlar çok değişmiş. Hep o namussuz bilgisayarlarla, telefonların, internetin falan etleri bunlar zaten. Valla inşallah abi önümüzdeki hafta Antalya'ya yenmiş, umutlarını son haftaya taşımış bir Ankara Gücü konuşuruz. Çok teşekkür i̇nşallah. Ediyorum bağlandığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ankara Gücü'nü konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Orhan San. Orhan, ne olacak bu Ankara Gücü'nün hali? Bülent Kezede merhaba diyorum. Tabii ne olacak? Son iki hafta her şey... Çünkü hem 32 maalesef çok değerli puan verildi bu 32 ve gelinen noktada haftaya her şey endekslendi. Maalesef son iki haftada Ankara Gücü kazansa bile diğer maçların sonuçları da önemli. Yani sadece Ankara Gücü'ne kalmayan bir durum var ortada. Beklemek lazım iki haftayı. Bu saatten sonra yapılacak tek şey kenetlenip iki maçtan 6 puan alıp önümüzdeki maçları beklemek. Tabii dediğim gibi çok zor bir süreç. Sadece Ankara Gücü'nün kazanması önemli değil. Kalan maçlarda, diğer maçlarında Ankara Gücü'nün lehine sonuçlanması gerekiyor. Şimdi Ankara Gücü'nü yakından takip eden sınırlı gazetecilerden bir tanesi. Hangi ligde olursa olsun biz hep peşindeydik. Ankara Gücü mucizeleriyle meşhur aslına bakarsak. Gümüşhane mucizesi evet. var. Ardından bir Tuzla maçı mucizesi var. İki sezon önce birincilikten Süper Lig'e çıkma mucizesi var. Ki biz ligde kalsın yeter derken Ankara Gücü şampiyonluğu başardı. Evet. Benzeri geçen seneki de mucizeydi. Takım kadrosu neredeyse sıfırdan yeniden kuruldu. Ama ona rağmen Ankara Gücü haftalara kala neredeyse ligde kalmaya garantiledi. Müthiş iş başarmıştı. Şimdi bu iki hafta aslına bakarsak bir mucizenin yapılabileceği bir hafta. Keşke mucizeye kalmasaydı diyorum bir taraftan. Daha önceden şu sorunlar çözülseydi, takım biraz tempoyu tuttursaydı ama... Oynanan futbol var. Özellikle İbrahim Üzülmez geldiğinden beri bir oynanmaya çalışılan bir futbol var. Bir taraftan kulüpte yeni çıkan kaoslar var. Bir Rodriguez kaosu çıktı. Aydın kadro dışı. Bir de işte Antalya maçında cezalı oyuncular var ki önemli oyuncular. Ya hiçbir maç kolay değil. Mucizelerden başlarsak tabii Ankara Gücü dediğin gibi çok yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar hani yıllardır 3-5 senelik değil 30-40 yıldır takip ediyoruz. Çok mucizeleri başardı ama bu seferki biraz farklı. Burası Süper Lig yani ikincilik gibi olmuyor maalesef. Geçen seneki durum da bu sezonki gibi değil. Geçen seneki evet. durumda Ankara Gücü'nün avantajlı bir durumu vardı. Yani altta çok takım vardı. Akhisar'ı falan vardı. Bu sene o mucize gerçekleşir mi bilmiyorum. Futbolda da her zaman mucize olmaz. Bizim bununla ilgili Türkçe'de çok deyim var yani. Papaz pilavı yemez falan derler her zaman. Yani bu sene öyle bir şey olur mu bilemiyorum. Ama iki maçı kazanırsa Ankara Gücü olmamaz diye olmayacak diye de bir şey yok. Her an her şey olabilir. Antalya maçına gelirse bence Gerson Rodriguez olayı Ankara Gücü'nde bazı şeyleri ateşledi. Oyuncular bir kendine geldi bana göre. Gerson Rodriguez'in takım içinde bazı oyuncularla sorun yaşadığını biliyoruz. Bu sorundan dolayı da maç içinde tartışmalar falan oluyor, atışmalar oluyor ve bazı oyunculara Gerson Rodriguez şey yapıyor, müdahale ediyor. Takım içinde Gerson ben anladığım kadarıyla sevilmeyen bir oyuncu. Şimdi Ante gibi sevilen bir oyuncu ya da maç öncesi bu fiziksel müdahaleyi yapınca oyuncularda bir kenetlenme oldu diye düşünüyorum ben. Ben olayı öyle gördüm. Zaten son yazımda da onu yazmıştım.
Ben olayı öyle gördüm ve Ankaragücü takımı biz en çok şundan dolayı kızıyorduk. Yani Ankaragücü Ankaragücü gibi oynamıyor. Mücadele Evet. etmiyor, baskı etmiyor, pres yapmıyor, savaşmıyor, kazanmak için bir şeyler ortaya koymuyor diye özellikle Göztepe maçından sonra çok eleştirdik. Fakat Galatasaray maçında her ne kadar Galatasaray takımı Ankara'ya çok eksik gelse de, çok kötü durumda olsa da Ankaragücü Galatasaray'a karşı iyi oynadı ve iyi mücadele etti daha doğrusu. İyi savaştı. Kazanmak için her şeyi yaptı. Bu da biraz Gerson Rodriguez olayından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ben takımda bir kenetlenme olmuş sanırım. Ankaragücü'ne bir şok lazımdı. Bu şok Gerson olayından dolayı oluştu diye görüyorum ben kendi açımdan. Ben bu olayı öyle değerlendiriyorum. Antalya maçına gelirsek de şimdi diyorlar ki Antalya 6 eksik, 5 eksik, 7 eksik filan. Antalya'da kim eksik olursa olsun fazla bir şey fark etmiyor abi. Antalya takım olmuş. Yani bugün Süper Lig'de şöyle bir baktığın zaman Alanya, Antalya iki Antalya takımının bu şekilde olması o da ayrı bir konu. Başakşehir yani şu anda bir de Gaziantep'i biraz sayabilir. Takım olmuş durumdalar. Hakikaten de yani o eksik bu eksik fazla bir şey fark etmiyor. Çıkıyorlar takır takır futbollarını. Nitekim Antalyaspor Trabzon'a gitti 10 eksikle. Trabzon orada yenebilirdi yani. Verilen Evet. penaltılar falan. Antalyaspor takım. Ankaragücü de henüz takım değil. Ankaragücü için her maçın olduğu gibi bu maç da çok zor bir maç. Ama bu maçın farklı bir anlamı var. Yani Ankaragücü'nün kesin kazanması gereken bir maç ve Antalyaspor da artık lige havlu attı. Yani bu şekilde her maça da aynı motivasyonla çıkmasını beklemiyorum ben işin gerçeği. Ankaragücü Galatasaray maçındaki mücadelesini verip Antalyaspor maçını kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi Rodriguez kısmından ben bir şeyler daha anekdot aktarayım. Şimdi bir Korca'nın paylaşımı vardı. Gördüğüm futbol Evet. camiasında gördüğüm en mesaj kaygılı paylaşımdı resmen. Eksi bir artı üç diye. Bir de Kulusiç'i etiketlemişti. Daha sonra ben birçok futbolcuyla da konuştum. Rodriguez'in meselesiyle alakalı. Pişmanlık şu, sadece Kulusiç'e bıraktık. Hep beraber niye dövmedik falan boyutunda bir tepki var birçok futbolcuda. Gerçekten bir biriktirmiş sanki Rodriguez üzerine tepkileri. O patlamış. Ama dediğin gibi de bir taraftan da belki de takım olmak için böyle patlamalara da ihtiyaç olabiliyordu. Ankaragücü Galatasaray maçında güzel futbol oynadı. Galatasaray ne kadar eksik olsa dahi, sorunlu dahi olsa. Ankaragücü'nün önümüzdeki maçlarda Antalya ve Denizli maçında göstereceği performansı belki de bu yaşanan olay tetikleyebilir. Ki işte Gümüşhane'deki o olayı hatırladığımız zaman Ankaragücü'nü tetikleyen de o olay olmuştu. Ankaragücü'ndeki Evet. kenetlenmeyi, birlik beraberliği bu sağlamıştı. İnşallah benzer bir durum olur diyoruz. Ben bir de Denizli maçını sorayım. Şimdi Denizli ile geçmişten gelen bir çekişme var. Hatta mahkemeye yansımış, davası devam eden bir süreç var. Normal şartlarda dahi zor geçeceğini düşündüğüm bir Denizli maçı varken şimdi Denizli'de küme düşmenin en büyük adaylarından bir tanesi halinde. O olaylar ne kadar yansır bu maça? Ve Denizli maçını da nasıl düşünüyorsun, nasıl görüyorsun? Valla Bülent şimdi bu hafta 7 tane maç var. Yani bu 7 maçın sonucunu görmeden Deniz maçı ile ilgili fazla bir şey söylemenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Niye? Belki Ankaragücü Antalyaspor'a kaybedecek ve o maçın hiçbir anlamı kalmayacak. Belki Denizlispor bu hafta kazanacak, son maça prestij için çıkacak, fazla asılmayacak. Yani belki Ankaragücü haricinde bu hafta oynanacak 6 tane maç var. Ankaragücü'nü çok yakından ilgilendiren. Bu maçların sonuçları Ankaragücü'nün istediği gibi sonuçlanmayacak. Yani Denizli maçını konuşmak şu anda çok erken. Biraz toto gibi oluyor. Evet. Ama şu an Ankaragücü Antalyaspor'u yenerse Denizli'de çok büyük bir final. Yani Ankaragücü tarihi için çok önemli bir final maçına çıkacak. Burada da şöyle bir şey var. Acaba Denizlispor bu hafta yenilsin de mi Ankaragücü karşısına çıksın yoksa kazanıp rahat çıksın mı? Böyle bir düşünce var. Yani iki türlü bir düşünce var. Ne olur diyelim Ankaragücü kazandı, son maça bıraktı işi. Denizli'de kaybetti bu hafta. Denizli Ankaragücü maçı tam final olur. Ankaragücü Evet. zaten Denizli'yi yenerse ikili averajda da altına alıyor Denizli'yi. Ama Denizlispor rahatlarsa Ankaragücü maçına rahat çıkar mı? Yani ben onu da sanmıyorum. Denizlispor her halükarda Ankaragücü'yü yenmek için çıkacaktır. Aksini düşünmüyorum yani. Her şeyle zor bir maç olacak ama
Denizli maçından önce bu haftayı bir görmek lazım. Dediğim gibi bu hafta 7 tane Ankaragücü'nü çok yakından ilgilendiren maç var Ankaragücü maçıyla birlikte. O maçların sonucuna göre önümüzdeki haftayı değerlendirmek lazım. Ya bir de eklem var ki 3 takım küme düşüyor. Tek takım küme düşmeyecek. Birçok maç etkiliyor. Rize'de hoca değişikliği var. Daha kimin hoca olduğunu ben daha duymadım. Açıklandı mı bilmiyorum. Rize'de ne olacak? Kayseri ne yapacak? Kayseri'nin çok önemli iki eksiği var. Artık ben Kayseri'nin kurtulmasını daha da zor görmeye başladım. Konya benzer durumda. Malatya ne yapacak? Yani çok zor bir iki hafta bizi bekliyor. İnşallah bu hafta Ankaragücü'ye nerede iki hafta deriz. Yoksa bizim evet, için evet. Bu hafta bitiyor da olabilir bunun eğer kazanamazsa. Gençler Birliği'nin de 36 puanı var. Yani o da matematiksel olarak bitmedi iş ama bence Gençler Birliği bu saatten sonra kümede kalır. Yani Kayseri'ye herkes düştü gözüyle bakıyor. Ben de ona şaşırıyorum. Kayseri 35 yapar her halükarda. Son hafta Trabzon maçını alır. Yani Kayseri Spor bence bu ligde kalmayı hak etti. İkinci yarıdaki futboluyla. Kasımpaşa, Antalya gibi mücadele verdi Kayseri Spor. Kayseri Spor'un mücadelesine gerçekten çok saygı duyuyorum ben. Ankaragücü 32 haftalık bölümde hadi diyelim transfer yasağı kaldırdığı sonraki bölümü baz alırsak ya gerçek anlamda Kayseri, Kasımpaşa, Antalya kadar mücadele etmedi Ankaragücü bu sezon. Evet. Artı yani eski ligin ilk yarısındaki maçlarda çok büyük hatalar vardı. Teknik direktör hataları, futbolcu hataları, yönetimsel hatalar, herkes bir şeylerin hatasını yaptı ve 32 hafta heba edildi. Şimdi 32 hafta heba edildikten sonra geldik son 2 haftaya kilitlendik. Ya böyle bir ligde bile Ankaragücü halen lige tutunma savaşı veriyorsa bu da Ankaragücü markasının isminden dolayıdır diye düşünüyorum ben. Yoksa başka hiçbir takım bu zamanda bu kadar sorunlar yaşadıktan sonra halen umut taşıyamazdı diye düşünüyorum. Kayseri'ye ben de ilave bir şey yapayım. Ankaragücü tam psikolojik barajdaydı ligde kalmayla ilgili. Ama Kayseri 10 puandaydı ilk yarıyı bitirdiğinde psikolojik barajın altındaydı. Yani ilk yarıda bir 10 puan toplamış takımın biz ligde kalırız diye bir direnç göstermesi gözükür bir şey değildi. Yani işte belki de kalacaklar daha 2 hafta var ne olacağı belli değil. Dediğin gibi hak etti de bir tarafta. Ama bizim gönlümüz tabii Ankaragücü şu işi bir halletsin. Şu iki maçını kazansın. Ve ne kadar tarlada oynasın kaldırımda destekleriz dese dahi oraların ne kadar zor olduğunu hepimiz gördük. Düşmek iyi bir şey değil. Kalmak en güzeli. Kalıp Süper Lig'de mücadele çok kıymetli. İnşallah Ankaragücü futbolcuları bunu farkındadır. Ona göre mücadele ederler diyorum. Çok teşekkür ediyorum Orhan. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar biraz. Sağ olasın. Valla zorlu iki haftaya girdik. Ortam çok gergin. Orhan evet. Ne olacak bu Ankaragücü'nün hali iki haftada? Kalabilecek mi sence? Ya bir galibiyeti daha olsaydı Ankaragücü'nün herhalde şu an başka bir senaryodan bahsediyor olabilirdik. Ama buna rağmen Ankaragücü'nün en büyük avantajı oynayacağı iki maçın diğer rakiplerin maçlarına göre birazcık daha zorluk derecesinin düşük olması diye düşünüyorum. Vallahi zorluk derecesi belli de olmuyor artık. Bu haftayla Başakşehir ve Trabzon maçlarını görünce kimin kimi yeneceğine dair derin şüpheler duymaya başladık. İşte Trabzon havluyu son hafta mı atacak? Son hafta şampiyonluğu mu koparacak? Yoksa bu hafta Başakşehir şampiyonluğu mu ilerleyecek? O dahi Ankaragücü'nü doğrudan ilgilendiren bir durum. Ve dediğimiz gibi 3 takım küme düşecek. 5-6 takımın zorlu bir mücadelesi var. Sen denklemin nasıl olacağını düşünüyorsun bu hafta? Ya ben doğrusunu istersen Kayseri, Malatya ve Konya üçlüsünün lige veda etmesini bekliyordum. Ama tabii burada belki Malatya ile Rize'nin durumu da yer değiştirebilir gibi geliyordu. Ama tabii şimdi Ankaragücü'nün rakiplerinin bir şekilde 3 puan gerisinde olması ve 2 maç kalmış olması aslında evet. Bütün yani sistemde Ankaragücü'nü herkesten şu anda bir adım geride. Yani Ankaragücü'nün önünde daha fazla maç olsaydı başka bir senaryodan bahsediyor olabilirdik. Ama 29 puan ve işte 32 haftada elde edilen 6 galibiyet tabii işleri zorlaştırıyor. Ankaragücü evet Trabzon ve Galatasaray karşısında iyi oynadı ama işte rakiplerin şampiyonluk yaşayan rakiplerle diğer Anadolu kulüplerine karşı futbolcuların da motivasyonu farklılaşıyor gibi geliyor bana. Çünkü futbolcular da bir şekilde Ankaragücü Süper Lig'e veda ederse hala Süper Lig'de kalmak için transfer
olabilmek için bence daha farklı bir şekilde maçlara konsantre oluyorlar diye düşünüyorum. Tabii işte artık aşağıdaki takımlar olabildiği kadar ekonomilerini zorluyorlar. Kendi bütçelerine göre primler açıklıyorlar. Futbolculara bir takım sözler veriyorlar ve evet, şimdi Kayseri Spor'un işi zor. Kayseri Spor özellikle Rize'ye kaybetti ve kendi sahasında tabii Antep'i yenemedi. Kayseri'yi artık düştü gözüyle bakalım. Yani Ankara Gücü bir kere iki maçını kazanacak. Bunun ya zaten bunun dışındaki herhangi bir senaryoyu düşünmüyoruz. Evet. Ankara Gücü iki maçını da kazanacak. Peki Ankara Gücü iki maçını kazandığı zaman Kayseri'nin iki maçını kaybetmesini bekleyeceğiz. Evet. Aynı şekilde Rize-Malatya maçının da tabii sonucu çok bu süreci etkileyecek bir durum olacak. Ama hala ben Konya'nın tabii Başakşehir karşısındaki aldığı galibiyete rağmen nasıl bir iki maçtaki performansını doğrusunu istersen merak ediyorum. Ya bununla birlikte tabii işte Malatya'da yine aynı şekilde. Yani 35 puan sanki şu anda ligde kalmaya yetecek gibi gözüküyor bence. Ama işte Başakşehir'in bu hafta Kayseri'yle maçı var. Diyelim ki Başakşehir şampiyon oldu bu hafta. Sonraki hafta Trabzon'un Kayseri maçındaki motivasyonu, psikolojisi nasıl olacak? Bu çok önemli olacak. Yani Rize'nin Fenerbahçe'yle maçı olacak en son hafta. O yine aynı durumda. Malatya şimdi Rize'yle oynadıktan sonra Antep'le oynayacak. Antep çok çılgın bir takım oldu. Yani bütün alt sıralardaki takımları yani üst sırada şampiyonluk mücadelesi verenler yeniliyor ama Antep affetmiyor yani herkesin. Evet. Ayrı bir etki. O yüzden çok karmaşık bir durum. Ya bir kere Ankara Gücü iki maçı kazanıp hem taraftarına hem camiaya hem başkente yapması gereken görevi tamamlayacak ve bundan sonraki süreçte de yine diğer takımların oynayacağı maçlara ve skora hesap kitap yapacağız. Umarım bu hafta olumsuz bir tablo olmaz. Olumsuz bir tablo olmaz ve umutlar devam eder. Son haftaya yine o büyük heyecanı yaşayıp inşallah Ankara Gücü'nün de Süper Lig'e kalmasını hep birlikte şahit oluruz. Ya korona işte birçok şeyi de etkiledi. Misal bu hafta böyle kritik bir maç var. Ankara Gücü tribünlerinde adım atılacak yer olmazdı. Taraftar baskısı tabii. %20-%30 bu maçı kazandıracak etken olurdu. Kesinlikle. Ankara Gücü ondan mahrum olarak çıkıyor bir taraftan. Bu zor bir durum. İnşallah Ankara Gücü bu hafta en azından kazanıp şansı, umudu Denizli'ye taşır. Denizli maçı da apayrı bir gerginlikte. Başka bir heyecanda olacak. O tarihte Denizli kurtarmış mı olacak, kurtaramamış mı olacak? Onlar da can derdine düşmüş olacak. Ama dramatik sonlu bir iki hafta bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ama bu dramatikliği inşallah Ankara Gücü mucizeye çevirir ve başarır ve ligde kalır diyorum. İnşallah. Çünkü dediğin gibi Antalya Spor ve Denizli Spor maçları da şimdi Antalya 7 maçtır deplasmanda yenilmiyor ve bunu 8 maçı çıkarmak, bir seri yakalamak istiyorlar. Denizli son hafta kendi sahasında yine galibiyetle sezonu tamamlamak isteyecek. Yani Ankara Gücü'nün maçları tabii ki kolay değil. Ama biz şu anda başka bir senaryoya ve başka bir hesaba bakmıyoruz. Biz Ankara Gücü iki maçı kaybedecek ve rakipleri de neticede o puanın gerisinde kalacaklar. Yani ve Ankara Gücü ligde kalacak, bizim temennimiz ve beklentimiz bu yönde tabii. İnşallah Orhan. Çok teşekkür ediyorum. Kırmadın, konuk oldun. Rica ediyorum. Görüşürüz. Ankara Gücü'nün durumunu konuşmaya devam ediyoruz. İki hafta kaldı. Zorlu iki hafta. Ali abimiz hattımızda. Merhaba Ali abi. Merhaba sevgili Bülent. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Abi ne zamandır biz bu kadar gergin bir zamanı yaşamadık herhalde. Hele pazartesi günkü maçlarda saat 6'da 8'de ayrı bir ruh halinde, 11'de ayrı bir ruh haline geçtik. Kimin kimi yeneceği belli olmayan ama Ankara Gücü'nün mutlaka kazanmak zorunda olduğu iki haftaya girdik. Ne olacak bu Ankara Gücü'nün hali diyeyim Ali abi? Ankara Gücü ligde kalmayı başarabilecek mi? Evet, kesinlikle ifade ettiğin gibi geçen haftadan beri daha da öncesine dayanan müthiş bir stres, heyecan yaşanıyor. Ne olacak bu Ankara Gücü'nün hali? Tabii Ankara Gücü'nün haliyle ilgili konuşulacak o kadar çok şey var ki ilerleyen günlerde bunu enine boyuna konuşma fırsatlarımız olacak ama biz sadece son iki haftaya odaklanmalıyız. Tabii
son iki haftada deyince Antalyaspor karşılaşması önceliğimiz olacak. Ankara Gücü ligde kalır mı? Tüm soru bu. Mutlaka evet. Ankara Gücü matematiksel olarak ligde kalma umudu var. Ama bir irade daha var ki Ankara Gücü'nün elinde olan bir şey değil artık ligde kalması. Diğer rakiplerinin de alacağı sonucu merakla bekleyeceğiz. Ama bir gerçek var ki Ankara Gücü mutlak surette Antalyaspor ve son karşılaşmada da kimle oynuyordu? Denizli. Denizli ile oynayacak deplasmanda. Bu iki karşılaşmada mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Tabii bu da yetmeyebilecek ve dolayısıyla rakiplerinin alacağı maçlara bakacağız. Bu hafta mesela Çaykur Rizespor, Malatyaspor direkt düşme hattını ilgilendiren karşılaşmalardan biri olacak. Trabzonspor deplasmanında İttifak Holding'in Konyaspor'un alacağı karşılaşma direkt Ankara Gücü'ne ilgilendirecek bir sonuç. Tabii Denizlispor'un bu hafta aldığı galibiyet ligin altını bir hayli hareketlendirdi. Tabii Denizlispor'un alacağı Alanyaspor karşısındaki sonuç çok merak ediliyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi nefesler kesilerek 33. haftayı bir geçirmemiz lazım. Ondan sonra 34. haftada neler yaşanacak ama önce 33. haftada alınacak sonuçlar ligde kalıp kalmama noktasında önemli bir yol haritası olacak diye düşünüyorum. Şimdi Orgil cezalı, Rodriguez kadro evet. dışı, Aydın kadro dışı. Evet. Şimdi burada bir tartışılan konu var. Böyle kritik bir dönemdeyiz. Rodriguez'in cezası iptal edilmeli mi, edilmemeli mi? Sen de mutlaka duyumların vardır. Sen ne düşünüyorsun Ali abi? Tabii Ankara Gücü'ne baktığımız zaman kadro açısından son derece kısıtlı. Tabii sezon başından beri yapılan hataları bugün konuşacak değiliz. Şu saatten sonra da bu hataların konuşulmasının bir fayda getireceğini düşünmüyoruz. İşte geçen haftaki Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe tesislerinde yaşanan gerilim gerçekten bir profesyonel takıma yakışmayan bir gerilim. Profesyonel futbolculara yakışmayan Rodriguez ve Ante Kulisic arasında yaşananlar tasvip edilecek şeyler değil. Özellikle Ante Kulisic'i yıllarca tanıyan biri olarak ve Ankaralı futbol severler tarafından son derece profesyonelliğine inandığımız bir oyuncu olarak yani Rodriguez'in yaptığını biz tasvip etmemiz mümkün değildi. Hele bu süreçte gerçekten böyle bir şeyin olması, yaşanması son derece üzüntü vericiydi. Tabii Beştepe'de neler yaşanıyor? Şu anda kadro derinliğine baktığımız zaman Rodriguez'e ne kadar ihtiyacın olduğu da ortada. Çünkü hücum hattında çok ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Ne kadar İlhan'la bu sorunu çözebiliriz? Ne kadar burada Rivas'ı işte bir türlü hazırlayamadığımız Rivas'a tekrar görev verilebilir mi? Düşünülebilir. Ama elinizde mutlaka bir oyuncu var. Tabii orada neler yaşandı tüm detaylarını bilmemekle birlikte bence böyle bir süreçte Rodriguez'e ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve bu konuda ben bir af bekliyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi bu işte tartışmalı olan konulardan bir tanesi. Birçok futbolcu da Rodriguez'i niye tek başına Kulisic dövdü, biz de beraber dövebilirdik boyutunda konuşuyorlar veya kavgaya biz de dahil olabilirdik diyorlar. Çünkü bazen negatif de etkileyebiliyor ama dediğin gibi de kadrosu çok derin bir takım değil Ankara Gücü. Her oyuncu kıymetli. Yani yedekte bekleyen Aydın da bir kıymetli aslına bakarsak. Keşke Aydın biraz daha disiplinli, biraz daha eski Aydın olabilseydi ki biz Ankara'da iyi bildiğimiz bir futbolcuydu Aydın. Futbol oynadığı zaman nasıl futbol oynadığını hepimiz seyrettik, keyifle seyrettik. Keşke o performansını sergileyebilseydi de Ankara Gücü'ne bir katkısı daha sağlasaydı. Bir getirebileceği 3 puan şimdi bizi bambaşka bir Ankara Gücü konuşturmaya itecekti. Ama Ankara Gücü 29 puanda, rakipleri 32 puanda. Ve iki maç var. Çok kritik iki maç var. Zor Ankara Gücü'nün işi ama umarız başarır diyorum Ali abi. Senin de son görüşlerini almak isterim.
Yani tüm temennimiz ve dileğimiz Ankara Gücü'nün ligde kalması. Bunu çok arzu ediyoruz hepimiz de. Ama görünen bir gerçek var ki Ankara Gücü'nün ligde kalması noktasında kendi aldığı sonuçlar da yeterli olmayacağı açısından baktığımız zaman işinin bir hayli zor olduğunu ve gerçekten Beştepe'de yaşananlar da bu verilen mücadeleyle örtüşmeyecek şeyler. Aydın gibi tecrübeli bir oyuncudan biz yararlanamadık bu sezon maalesef. Yani keşke İlhan kadar daha duyarlı olsaydı bir Aydın. Tabii bu kadro derinliğinin azlığı Ankara Gücü'nü bu son iki karşılaşmada bir hayli sıkıntıya sokacak diye görüyorum. Tabii tüm dileğimiz Ankara Gücü'nün ligde kalması diyelim ve sonucu merakla beklemeye başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum Ali abi. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.